Yeni bir günden yeni bir vlogla herkese merhaba. Başta gördüğünüz fotoğraf tam benim duygularımı yansıtıyor arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim Türk Milli Takımı'na. Bizleri temsil ettiği için, bize bu gururu yaşattığı için gerçekten. Ben o fotoğrafı bir gördüm Instagram'da. Semra göndermiş. Sağ olsun. Kıbrıs'a kucak dolusu sevgiler Semracığım. Hemen copy face onu birazcık böyle animasyon haline getirip videonun başına eklemek istedim. Siz de gurur duyun. Hiç moralinizi bozmayın. Yani eşimle onu konuşuyorduk az önce. Yani kolay değil Zeynep dedi. İşte Avrupa'da kaç tane devlet var. Elemelerden geçiyorsun. İşte o ilk 16'ya giriyorsun. O 16'dan sonra devam ediyorsun. 8'de olmak hiç kolay bir şey değil. Tabii ki çok büyük başarı. Yani ben öyle görüyorum. Ah, üzüldüm mü? Birazcık yani o bizim heyecanımız devam etsin diye. Yani biraz egoistçe biz mutlu olalım falan diye ama elinden geleni yaptı çocuklar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yolları, bahtları açık olsun inşallah. Çok çok daha büyük başarılara imza atarlar. Ve gelelim kilolara. Ben niye kendimi 100 kilo almış gibi hissediyorum ya? Gerçekten öyle hissediyorum. Ben 66 demiştim. 64 diyen oldu, 65 diyen oldu. 63 kaçtı? 800, 900 mü? 900 galiba. Tam bir kiloyu geri almışım. 62, 900'düm ya bir haftada. Ama gerçekten böyle bir şişkinlik olduğu için şey hissettim kendimi. Gerçekten çok fazla kilo aldım gibi hissettim. Çünkü annemde poğaçaları götürdüm. Aynen sizin yazdığınız gibi revanileri, kurabiyeleri, gofretleri yedim. O yüzden bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Niye öyle hissettim acaba? Yine yanıldım. Ben bu tartı işini pek bilmiyorum. Ya. Yanıla. Ama neyse. Hadi bakalım bugün. Bugün kendime söz verdim. Zeynep dedim yedikçe yiyorsun ya. Hadi dedim tek öğünü bir yapmaya devam et. Fakat onu yapabilmem için tabii ki biraz daha besin değeri yüksek şeyler yemem gerekiyor. Ketojenik tarzda. Mecbur yiyeceğiz. Et sevmiyorum, istemiyorum biliyorsunuz. Ama tavuk yiyebilirim. Artık bir hafta boyunca sadece tavuk yiyecekmişim. Bulgur pilavı yapsam mı diyorum. Şimdi tavuk yiyeceksin. Bulgur pilavını bir yeme değil mi? Ama yanında ne bileyim pirinç pilavında olmasın. Bulgur pilavı olsun bugün. Bugün bir bulgur pilavı yapacağım. İşte tavuk budu falan var. Kendime kadar. Ya da benimkiler yerse onlara da yaparım. Her yerimiz tavuk. Ya da haşlanmış tavuk. Böyle öyle beslenmem gerekiyor biliyorum. O 60'ı görsek mi? 61'i, 62'yi. İşte nereye kadar giderse. Sonra rahatlayıp tekrar yeriz gofretleri. Ne yapalım ben? Yani gofret yemeden bir hayat geçer mi? Geçmez. Hele etik aramı bulsaydım ben hiç diyete falan girmeyecektim. Şu anda onu bulamadım ya. Bakkala gitmek yok, yasak. Bu bakkala gittim de kahve fincanı alacaktım, cezve falan burada yok arkadaşlar. Diğerine gitmem gerekiyor. Diğerine de arabayla gidiyoruz mecburen. Bu film gelmiş, hoş gelmiş. Kuzum, günaydın, hayırdır? Gel günaydın de ablalara. Gel, hayır, hemen hazır. Hemen hazır pozunu aldı. Günaydınlar, günaydınlar. Çok güzel bir gün değil mi kuzum? Çok güzel bir gün. Maşallah ama serin. Yani oturayım dedim. Sizlere günaydın diyeyim dedim. Montsuz asla tekrar girdim. Montu aldım. Çok sevdim. Ama güzel olacak değil mi? Güzel kuzum benim. Çok güzel bir gün olacak bugün anne evde. Tüm gün artık yan gel yat kuzumla birlikte. Tüm gün uyuyor. Gerçekten uyuyor. Biz yokken de uyuyor. Biz buradayken de mutfakta bankın altına yatıyor. Ben sadece beni gözetliyor. Ben yatak odasına doğru yürüdüm mü hemen geliyor. Yatacağız falan sanıyor. Değil mi? Geliyor, sarılıyor bana, sokuluyor. Ne yapacağız bunu? Bilmiyorum be. Ne yapacağız bunu? Ablasının yanına gitmiş. Ablası ona masajlar yapmış. Okşamış. Yetmemiş. Hala istiyor. Kızım da video çekmiş kendine. Kızım dedim. Bana gösteriyor. Anne diyor, bakar mısın bunun tiplerine, girdiği şekillere falan bakar mısın? Dedim. Öyledir kızım. Öyledir. Sevgi arsızı. Güzel kuzum benim. Öyle canlar. Ben de sabah durumlar böyle. Kahve içiyoruz. Açız. Yemek yok. Kaça kadar? Bilmiyorum. Çok daha geç saatlere kadar bıraksam diyorum. Gece açık mıyım diye. Geç uyuyoruz ya. Umarım
Öyle yapabilirim. Saat 5 gibi. İşte bahçeye çıkmadan önce yeriz. Değil mi aşkım? Son bahçeden geldikten sonra hazırlık falan. Tamam. Kafan kopacak. Kız o ne biçim pozlar? Bahçeden geldikten sonra zaten hazırlık falan yapıyorum ya. İşte yemekler. Yarın 7.30'danız. İstesek de bugün erken yatamayacağız. Büyük ihtimal. Yani pazar günü yatamıyorsun. Ama aç karınla öğle uykusuna uyuyabilir miyiz? Onu merak ettim şu an. Uyamayız büyük ihtimal. Uyumasak da olur. 2 hafta uyuduk. Değil mi? 2 hafta bir yattık. Öyle canlarım. Hadi bakalım. Hadi başlayalım pazar gününe. Şu an saat 8. Daha çok erken. Saat 11'e geliyor. Biz ne yapıyoruz? Spagetti yapacakmışım. Dedim tamam. Hadi bakalım. Oğlum başladı. Peynirli falan spagetti istiyor. Kızıma da şu pesto rosso vegan sosunda domates, kaşu falan onunla doyurayım civcivlerimi. Sonra uzanacağız. Açız, hala açız. Ay, akşamdan beri açım. Oh. Arkadaşlar, biliyor musunuz? Bu tartı sonucu çok ters tepki verebilir benden şu an. Böyle saat ilerledikçe, açlık hissettikçe yemediğin için, ya yemediğin için değil, yiyerek o kadar çok şey yedim diye şimdi kafamda kuruyorum. Kilo almamışım. Yani yiyebilirim mantığına getiriyorum. Az önce bir öyle bir mantık geldi. Hemen kovdum o düşünceleri aklımdan. Ay, şuna bakar mısınız? Ablam verdi. Çok güzel değil mi? O benim aldıklarım tipinden böyle ama başörtüsü gibi. Nasıl buldunuz beni? Evde dedi bir şey yaparken kullanabilirsin. Dedim kız ben bununla sokağa çıkamam büyük ihtimal ama çıkabilirim de. Böyle modern, hem modern hem yöresel. Çok beğendim. Dedim hemen koyuyorum. Hemencecik. Annem geldi, çekim yapamadım. Kahve içtik hep birlikte, çok az. Böyle geçerken uğramış. Bugün pazar ya, evde olduğumuzu biliyor. Şimdi yapalım spagettileri. Şu spagettileri almıştım Lidl'dan. Bunlar da o Barilla gibi dar uzun. Dar uzun değil de böyle söbü, yuvarlak değil. Ama idare etsinler. 2 paket almıştım. Bunu da idare etsinler. Suyun kaynamasını bekliyorum. Doyurayım civcivlerimi. Sonra kendime yemek hazırlamaya başlayacağım. Başlayacağım dedim. Bu butları eşimin bir yöntemi var. Böyle tavuk pirzola gibi olur ya. Kemiğini falan çıkarıyorsun böyle. Bir açıyorsun o budu. Öyle tipi bir şey. Erferde kızartırım. Daha sağlıklısı. Yani tavada falan olmasın. Ya da hava güzelse ızgarada. Bakacağız. Duruma göre değişebilir. Bugün bahçeden erik toplama düşüncem var. Hoşaf yapacağım akşama gelince. Böyle çocuklar içsin. Suyunu sadece kullanacağız. Mükü de gördüm. Mükü mutfakta. Kız sen şeyini yapmıştın. Kompostosunu mu? Hoşaf mı? Nasıl diyorsanız işte. Biz kavanozda kapatınca böyle kompot deriz. Ama ben sadece suyunu yapacağım. Şişelere dolduracağım. Buzdolabında böyle soğuk soğuk içsinler. İnşallah. İnşallah basamağı oraya getirmemiz gerekiyor. Çünkü yukarılarda olmuş olanlar. Şekerim de var. Onu bir yapayım bugün. Mükü sağ olsun onu da gördüm. Aklıma geldi. Dedim yapayım. Bugün başka işimiz yok zaten. Bahçeye gidip erik toplayalım. Çünkü işleri bitirdik. Ama oğlumun birkaç çamaşırı varmış. Onları açtım az önce. Kurumayacak. Bizimkileri de büyük ihtimal kurumayacak. Ama hava durumuna göre bakacağım. Kurumazsa artık kurutmayı çalıştırırım akşama. Zaten akşamdan çalıştırdım mı böyle çok sıcak ve nemli bir şekilde çıkıyor. Yani tam kurumuş gibi değil. Tam kurumuş gibi. Ama onları tekrardan böyle işte çamaşırlığa attıktan sonra bir saatte kuruyor zaten. Yani direkt ben kurutma makinesinden çıkarıp da böyle katlayıp toplamıyorum. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Böyle daha bir sıcak havadan nemli gibi çıkıyorlar. Ya da benim makinem öyle. Çünkü benimkisi ayrı kurutma değil. Hem çamaşır makinesi hem kurutma. İkisi bir arada olduğu için bilemeyeceğim. Büyük programı da hiç çalıştırmadım. O yüzden ileriye konuşmayayım. Yapayım şunu da çıksın arada.
Bir yandan toparlarken bir yandan ortalığı bir güzel dağıttım. Poğaça hamuru yoğuruyorum arkadaşlar. Böyle yoğurup bırakacağım akşamdan. Akşamdan değil, yani şu andan bırakacağım. Saat 1 oldu. Biraz kaşıkla toparladım. Akşam geç saatlerde pişireceğim inşallah. Şöyle bir katı hale gelene kadar ellerimi pisletmeyeyim dedim. Şöyle şöyle. O arada da Netflix'ten bir şey izliyorum. Kulaklıklar da burada. Şimdi bastık pauzaya. Hem izliyoruz hem iş yapıyoruz. Oturdum düşündüm yarın sabahı. Böyle kahvaltı derdi olmasın, işe ne koyacağım derdi olmasın. Çoktandır yapmıyorum. İşte annem yapıyor. O yüzden dedim Zeynep yoğur bir poğaça hamuru. Birer peynirli poğaça yapayım. Salamlı da yaparım. Seviyor benimkiler. Salamlı falan. Tabii ki ben yiyemeyeceğim. Tabii ki. Yani. Tamamdır. Şimdi bir güzel yoğurayım. Kapatayım kapağını. Bitsin dolaba. Hadi bakalım. Bugün bahçede oturup kahve içmektense ormana gidiyoruz arkadaşlar. Hem bize hareket olsun değil mi Leyluşum? Merhaba de. Gül cemalini görelim. Dön bir bakayım. Ney mi? Gül cemalini. Evet öyle. Of. Ormanın derinliklerine, karanlık ormanlara dalıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Ablam dedi bir hareket lazım bize Zeynep. Böyle oturup kahve içmekle olmayacak bizim işimiz dedi. Ben de ona katılıyorum ama yemek yedim. Şimdi yediklerimi yakarsam eve gidince acıkacağım. Nereden gideceğiz? Şu patikadan gitsek olacak. Kayboluruz orada sen. Aman. Ben bakmıyorum önüme. Sen bakıyorsun telefonuna. Sonra ben bakmıyorum önüme. Gidelim bakalım orman bizi nerelere götürecek. Böyle bir alana geldik şimdi. Burada grill yapılıyor arkadaşlar. Ay ilk geldiğimizde Almanya'ya gelmiştik buralara. Şu ormanın daha but kısmında kalıyormuş. Şurada kocaman bir ateş yakıyorsun. Etrafına oturuyorsun. Burada da bir kulübe var. Çöp yeri yapmışlar. Bu ızgara yeri mi Kaku? Nereden gideceğiz şimdi? Ha, şuradan. Hadi bakalım. Burada da bir tane ızgara yeri var. Bak, hadi. Evet tertemiz. O şey dikkatimi çekti. Hiç çöp yok. Ormandan çıktım. Size görüntü alayım diye. Burasıymış uçak pisti. Ay karşıdaki köy nasıl görünüyor? Buradan tarlalar falan. Dağlar var. Ay. Bu da komşu köye giden yol. Hadi tekrar giriyoruz ormana. Ay yorulduk ama iyi oldu, iyi oldu arkadaşlar. Ben bir de yedim. Tavuğu yedim ya, bir güzel yakalım. Tam yedim çıktım zaten. İyi oldu yani. Saçımı da toplamadım. Böyle kaldı bugün. Öğleden sonra neler yaptım? Dinlendim. Netflix'ten dizi izliyorum demiş miydim? Demiştim galiba. Deval, orman. Yani tercümesini bilmiyorum. Türkiye Netflix'inde var mı? Fransızdı. Fransız dizisi. Kriminal, güzeldi. Oh. Öyle onu izledim. 4 bölüm zaten. Gizem. Böyle belli değil. Katilin kim olduğu belli değil. Son ana kadar ben de tahmin edemedim. Öyle zaman geçirdim. Hamurumu yoğurdum. Buzdolabına koydum. Sonra buzdolabından çorbayı almaya gittim aşağıya. Bir kabarmış bir kabarmış. Tekrar bir onu yoğurdum. Tekrar böyle bir hani havasını çıkardım. Tekrar şimdi tekrar kabaracak. Eve gidince artık çok güzel poğaçalar olacak inşallah bu hamurdan. Yoğura yoğura tüm gün. Umarım güzel olur. Çakal dinlemiyor. Tasması da yok ya bu. Bağırıp bağırıp duruyor. Yetiştim kız. Hadi ver pufimi. Hangisini? Dur. Burada yol mu varmış? Durun bakayım. Çakal sen niye dinlemiyorsun oğlum? Buradan arabalar geçiyor. Aa. Şey, girişine mi geldik?
Şu uzaktan göster. Terası var. Ha, gördüm, terasta kafe mi var? Restoran, kafe. İyiymiş. Güzel ya. Evet. Neyse, biz ormana. Spielplatz çocuklar için. Bahçesi. Bizi köpeklerle oraya salmazlar. Güzelmiş. Yok zaten. Kız sallanırdık 2-3. Hadi gel dönelim ormanımıza. Biraz güneş çıkmış. Yoldan mı gideceğiz? Arabalar geçiyor. Şimdi o tarafa gideceğiz. Ha, diğer tarafa gideceğiz. Hadi bakalım. Devam. Görünüyor mu bilmiyorum ama ekinlerin arasında. Kız karton uçak gibi duruyor onunla. Evet. Aa, enteresan. Çok enteresan, ilk defa. Şurada. Ay ya, uçmayalım biz. Bir uçmamız kusur. Uçtuk. Sen nasıl görüntüler yaparız? Aman aman, uçmayalım. Kız, bu maket uçak gibi görünüyor ama. Görüntüsü öyle yani. Bilemeyeceğim. Uçtuktan sonra mı yiyelim diyorsun? Yoksa yiyip de mi binelim uçağa? Önce uçacak, sonra yiyelim. Of. Yok, ben bilemedim. Peki, pek güvenilir gelmedi bana Leyluş'um. Bunun motoru yoksa nasıl inecek havadayken? Sence? Bilemedin, sen de bilemedin, ben gördün mü? İşte bilmediğin şeylere binmeyeceksin. Ha, onlar anlatıyor canım. Anlatsın dursun o. Ay bakın, gidiyor. Bir tanesi, acaba çekebiliyor mu? Bilmiyorum, gördünüz mü? Güneş de karşıda. Onlar ipe bağlı. Evet, o küçük bir uçağa bağlı galiba. Ama o ipi sonra çıkarıyorlar. Hı hı. Yani. Kardeş, düşüyor bir tane. Yere mi düşüyor? İp düşüyor. Bir tane düştü. İnsan değil. İpi attılar. İpi attılar. Evet. Şimdi kendiliğinden uçuyor. Bilmiyorum, çekiyor mu bir şeyler ama umarım görünür. Yerden havalanınca, ay bilemedim. Güzel uçuyor gibi görünüyor da. Kızım, yine bir gün. Yok, bilmeyelim. Vazgeçtim. Önce bize doğru geliyor. Neyse. Önce sen bir bin, bir tecrübe et, sonra bana söyle. Tamam. Tamam. Ay. Geliyor buralara doğru. SunExpress'ten daha iyi bence. SunExpress'ten daha iyi. Türkiye'ye götürmez seni. Daha iyi ama. Ay, bu SunExpress'ten çektikleri Leyluş'un. Hadi kuzularım, biz gidelim ormana. Herkes baksın işine gücüne. Uçaklarla işimiz yok. Thank you.
Ah, kaçırdım. Benim pufime bakar mısınız? Pufi, gel. Tasmasız. Gel kızım. Ay ne mutlu ne mutlu. Merhaba. Zıp zıp. Hadi bakalım. Fareleri burada. Ya. Ay fare varmış burada ablam da. Kız deme öyle bana. Fareler var. Böyle saldırıyor bir şeylere ama ben görmüyorum. Hiç bakmıyorum. Böyle başım yukarıda devam. Ay ne oldu? Ne yaptı? Yok bir şey. Çakalım. Yuvarlana yuvarlana bir hal oldun. Uzun turları özlemiş bunlar. Şimdi gidiyoruz komşu kasabaya doğru. Kız biz bu ormanın da diğer kısmına çıktık. Hala devam ediyoruz. Ay delik var orada bir şey var. Aman bakmak istemiyorum. Pufi aşkım dinleyeceksin değil mi biri gelirse? Gel diyeceğim geleceksin tamam mı? Bana bak. Alo. Kızım. Aşkım benim kızım deyince nasıl bakıyor bu ya? Çok mutlu. Köpek özgürlüğün tadını çıkarıyor şu an. ne yapalım? O kadar deli divane olmasa biz de bağlamayız. Değil mi kızım? Bekle. Pufi. Bekmek şart. Pufi bekle. Eğitim şart. Eğitim. Eğitim i̇nsanlar, veriyorum ben ona. Köpekler. Evet. İnsanlar ve köpekler eğitim yani şartmış. Hayvanlar da öyle. Diğer hayvanlar. Gel kızım. Ha? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Buraya gel. Kız. Kız gelecek o. Oh. Yürü. Rahat edemiyorum ki. Yürü yürü. Saldırgan. Yürüdüm, bıraktım arkamda. Ha bak. Hı. Ay hadi bakalım. Şu patikaya bak bakayım. Birileri geliyor mu? Fare dışında başka bir şey yok. Fare ve bizler dışında başka hiçbir şey yok. Bunlar ne için yapılmış biliyor musun? Oraya geliyorsun sabahları oturuyorsun ya da akşamları köpeksiz. Sessiz sakin geyiklerin gelmesini bekliyorsun. Geyik mi geliyor buraya? Evet. Burada hep geyikler var. Kız tavşan gördüm de hiç geyik. Tavşan, yok. Geyik. Onları sabah. Sessiz sakin kitabını al gel. Kim zarar görme diye yukarıda değil mi? Onlara korkutmamak için. Onları korkutmamak için. Evet. Ay yine onları düşürmüşler benden ziyade. Yani. Ay. Pufi. Bak ben nerede? Kızım da çıkmak istiyor benimle birlikte. Kızım. Sen beni yalnız mı bıraktın? Gel. Sensiz mi çıktın hanım? Kam çürük. Aşkım sen beni özledin mi? Allah'ım yarabbim. Baba baba baba. Bak pıtrakları. O beni özlemiş o beni. Şimdi iki saniye yoktum ya. Hadi bakalım devam. Hadi tura devam. Diğer kulübeye de ulaştık. Ay Leyliş mantara bak. Geldik. Leyliş'in başladı. Geldik bağladık kulübeye. Meydana. Baya bir tur attık. Ufaktan ufaktan bir terledim. Bir kalorileri yaktık. Değil mi kızım? Ne yapacaksınız orada? Hadi. Yaktık yaktık. Hadi kuzum. Zaten ne yedim kız? Bugün yaktım bayağı. Pufi. Bak şimdi büyük ihtimal diğer camlar da buraya geliyor kokudan. Yaklarını toplamışlar. Toplamışlar oraya. Toplamışlar. Ne yapsınlar? Evet. Belediye geçip toplayacak. Yani çöpün yanına koymuşlar. Yerleri gibi değil. Evet rafa bırakmamışlar. Aynen. Öyle olması gerekiyor. Hadi kuzum. Keşke herkes öyle yapabilse. Ve orman kaldı arkamızda arkadaşlar. Geldik. Şu yola geldik ve bu tarafta neler var? Bahçelerimiz. Evet. Şimdi bahçeye gidiyoruz. Bayağı bir yürüdük. 1,5 saat kadar. Değil mi kız Leyloş? 1,5 saat oldu mu? Ay. Bahçelerin hangi tarafındayız acaba? Bizimkine dağ var. Çakal hiç dinlemiyor. Bir tavşanın peşinden bir koşturdu koşturdu korktuk. Heh, şu alandan göstereyim kasabayı da. Şöyle. Uzaklardan. Ay,
Allah'tan pufiyi bağlamıştım, yoksa o da gidiyordu. Nerede yakalayacak onlar tavşanı? Hiç olacak gibi değil. Gidelim. Gidelim, 2 dakika soluklanalım. 10 kilo fazla var tavşanın peşinde koşuyor. Salak. Salak oğlum. Ne yapsın? Bir deniyor. Bir de tutarsa? Bir de tutarsa bilemezsin. Tabii, tabii. Kuzum, ne var orada merdivenler? Evet, bahçelere. Gelin. Hadi bakalım bahçe yolunu bulalım, girelim bahçemize. Bildik canlar. Ay, yorulduk ama çok yorulduk. Bayağı bir yürüdük yani. Hemen patilere su verdim. Tek bir domatesimiz var demiştim ya. Gözümüz gibi bakıyoruz ona. Ha, şurada. Efendim? Ne? Tamam. Ay. 2 dakika soluklanalım. Ablam dedi bir kahve yapayım mı? Aa, dalımız yere çökmüş. Hemen göstereyim. Hemen bakar mısınız? Ay, meme dediğim de bir şey koydum buna. Nasıl olacak bu? Maşallah. Dalımız yerlerde. Vallahi şey toplayacak halim mecalim kalmadı. Erik toplayacak. Değil mi oğlum? Size de kemik vereceğim. Bir dakika. Şu olduğunu gördüm şurada. Çıkarayım şu olduğunu. Oh, belki bununla bir şeyler yapabilirim. Nasıl yapsak? Durun bakayım, sizleri şöyle bırakayım. Masanın üzerine. Ay. Cebimde de yeşil kocaman erik gördük gelirken. Onlardan topladım, eşim seviyor diye. Tamam. Bak şu sopayı koydum Kako. Ha? Suya bakamadım daha. Şunu niye koydum. Bakamadın? Destek. Kaynadı vallahi. Kız 2 dakika olmadı açalı. Az vardı içinde zaten. Ha. Ha, tamam, böyle daha iyi oldu. Güzel güzel. Oh, kuzularım da bekliyor kemik. Kemik verelim. Ama önce ben size hoşça kalın diyeyim. Hadi, bugünlük de böyle oldu. Çok güzel bir gezdik, dolandık. Ama gidelim artık. Bir sürü ufak ufak video çektim. Çok işim var. Editlemem gerek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.